Şimdi Türkiye'de insanlar suç örgütlerine, onların anlattıklarına filan bel bağlamak istemiyorlar. Bu devlete, savcılarına, yargısına bel bağlamak istiyorlar. Ama bakan yok, soruşturma açan yok. Siyasetine bel bağlamak, bağlamak istiyorlar ama ilgilenen yok. Pek çok iddia var. İddia, i̇ddia, sahibi kişi birlikte kimlerle görüldü bu ülkede? Onlarla ilgili pek çok tartışma var. Bu arada milyonlarla izleyen de var ama bunun gereğini yapan yok. Dolayısıyla aslında devlete, savcılarına yani resmi kanallara, insanların güveneceği mecralara bu işi götüren yok. Şimdi bir laf var biliyorsunuz ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Türkiye öyle acayip bir ülke ki ateş olan yerden bile çıkmıyor duman. Ateş olan yerden bile çıkmıyor. Öyle bir duman şey yangın çeşidi var. Öyle bir ateş çeşidi var. Bazı kütüphanelerde ve daha çok birkaç kütüphanede kayda geçmiş. Daha çok laboratuvar ortamında bilimsel araştırmalar sırasında filan oluyor. Duman bile çıkmıyor. Hayalet yangın. Stoikiometrik yangın. Neyse kapatıyorum bu konuyu. Şimdi başka bir yangınlı, alevli, ateşli konuya geçiyorum. O konuda her ay Süleyman Soylu İçişleri Bakanı gündeme getirdi. Sonra aydınlatmadı milleti. Herkes bu soruyu soruyor her ay. 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Sedat Peker'den. Sedat Peker el arttırdı dedi ki 10 bin dolar değil çantalar dolusu veriyordum. Böyle dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dolarları alan AK Parti MKYK üyesi diyerek yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Erdoğan'ın sesi çıkıyor mu? Bu siyasetçinin AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olduğunu da herkes biliyor. Biz de biliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar para alan siyasetçi var dedi. Hangi partiden hala milletvekili mi arkasını getirmedi ama Kılıçdaroğlu o kişi AK Parti MKYK üyesi dedi. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuştu. Bu iddiayı yapan İçişleri Bakanı. Bunu saklamak suç yasalara göre saklıyor. Ne diyor? Az alan az, çok alan çok mu? Bir de öyle bir cümle Azdan kullanıyor. Azdan az gider, çoktan çok gider. Benim şuramda ödleklik yok. Azdan az, çoktan çok. Bu aslında saraya gözdağıdır. O konuşmaca 17-25'e yollama yaptı. Para sayma makinalarını gündeme getirdi. İçişleri Bakanı'nın elinde. Erdoğan'ı, yakın çevresini, ailesini, MYK'yı zora sokacak çok bilgi var. CHP lideri İçişleri Bakanı'nın Erdoğan'a gözdağı verdiğini söylerken, çanta çanta dolarlar alan kişi AK Parti MKYK üyesi derken, sözü Firari Sedat Peker'in AK Parti kongrelerinde dağıtılan kahveleri ben verdim iddialarına getirdi. Erdoğan'ı hedefe koydu. Erdoğan'ın dağıttığı kahveleri ben verdim dedi. Bir ülkenin cumhurbaşkanı parasını devletin ödemediği, bir kahve veya partinin ödemediği bir kahveyi Alır millete dağıtırsa ne olur? İktidar Öyle mi? sahipleri bir şey söyledi mi? Biz böyle bir şey olmadı dedi mi? Yapılan açıklamalara iktidar kanadının dut yemiş bülbül gibi susması. Devletin kılcal damarlarına varıncaya dek ortalığı saran bu musilajdan bir an evvel arındırılmalıdır. Muhalefet onlarca iddia karşısında savcıların harekete geçmemesine tepkili. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında dosya olduğu kaçması için uyardığı iddia edilen Firari Sezgin Baran Korkmaz konusuna da. Masak bir rapor verdi. Mal varlıklarının el konulması lazım. İçişleri Bakanı'yla görüştüğü söyleniyor. Evet görüştü. Sezgin Baran Korkmaz'a yurt dışına çık dediler. Tedbirleri kaldırdı. Tedbirlerin kaldırılması yönünde talimatı veren savcı yardımcısı, Adalet Bakanlığı'nda şu anda bakan yardımcısı. Masak niye iki ayrı rapor düzenler? Kılıçdaroğlu sürekli el değiştiren en son Korkmaz'ın yönettiği otelin ilk sahibine çöküldüğü iddialarını gündeme taşıdı. Karamolluoğlu ise Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde geceliği 106 bin liraya kalan gazetecileri yargı mensuplarını. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tank bir otele nasıl girer ya? Demek ki doğru. Aynı otelde tatil yaptıkları dile getiriliyor vicdanlar kirlenmeye başladıysa bunun önüne geçmek imkansız. Kirlenme bütün dokulara sirayet etmiş vaziyette. Yargı da olmak üzere. Çürümüş bir yapı da var. O çürümüş yapıyı siyasi iktidar koruyor. İddialara her geçen gün yenisi ekleniyor. Siyaset, rüşvet, çökme, uyuşturucu ticareti iddialarıyla çalkalanıyor.